İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Unity Networking serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki ekranımız bu şekildeydi. Player'ımızın daha değişik bir görüntüye kavuşmasını sağlamıştık. Ona bir bakalım sahne kısmından. Şu player objesini kullanmıştık ve tekstürlerini üzerine giydirmiştik. Şimdi yapacağımız işlem, pardon, bir de en son animasyonu da yapmıştık. Yani bu player için eğer animatör kısmından Blend Tree'yi seçecek olursak ve şu Preview kısmında inceleyecek olursak sadece tek bir değişken parametre yardımıyla eğer sağ alt köşeye bakacak olursanız Thruster dediğimiz egzoz kısmını öne arkaya doğru hareket ettirmeyi tek bir parametreye kadar indirgemiştik. Bunu birazdan doğrudan doğruya script kodun içerisinden kullanacağız çünkü. Player Controller en uygun script dosyası. O yüzden onu bulalım. Scripts içerisinde Player Controller'a çift tıkladım. O geldiği zaman çok basit, sadece birkaç satırlık bir ilaveyle animatörü burada kullanabilir hale geleceğiz. İlk olarak daha önce iki defa daha yaptığımız gibi bir animatör komponenti olması şartını en başta belirtiyoruz. Ki daha sonradan büyük projelerde herhangi bir şekilde, herhangi bir sebepten ötürü bulunmadığı zaman hatayı kolaylıkla bulabilmemizi sağlayan bir yöntem bu. Animatör isimli komponent olmadığı zaman bizi uyaracak hata vererek. Sonraki işimiz bir private değişken tanımlamak. Şurada private'lar var. Oraya gene tahmin edeceğiniz gibi animatör cinsinden bir, yine animatör ismiyle olsun, aynı isimli bir değişken tanımlıyoruz. Ve start fonksiyonu içerisinde de set join settings'ten hemen önce onun atamasını yapıyoruz. Animatör eşittir. Yine aynı öncekilerde olduğu gibi bir komponent olduğu için animatör isimli komponenti bu şekilde elde ediyoruz. Ve onu kullanacağız şimdi. Nerede? Update fonksiyonu içerisinde. Yalnız update fonksiyonu içerisinde bir ufak önceki denemelerimizden gelen bir ufak değişiklik yapacağım. Çok basit. Sadece şu get axis row yerine sadece get axis kullanacağız. Bu iki row birden sildim. Siz de silin. Öyle olunca şuradaki normalized ifadesine gerek kalmadı. Onu sildim. O iki değişikliği unutmadan onu da yaptık şimdi. Esas animatörle ilgili kısımda şurada. Motor.move'dan hemen önce yapacağımız işlem animatörün o dersin başında gösterdiğim parametresini işte burada doğrudan doğruya müdahale edebiliyoruz. Neydi ismi? Forward Velocity diye hatırlayalım tekrar. Animatör kısmında şu Forward Velocity. Onu kullanıyoruz burada. Yani ona değer vermiş oluyoruz. Hangi yöne gidiyorsak ona uygun bir değer verdiğimiz için birazdan animasyonda onun da hareket ettiğini göreceğiz. Değer olarak da yukarıdaki alt çizgi Z move değerini koyuyoruz buraya da. Alt çizgi Z move dedik. Böylelikle o işlemi de halletmiş olduk. Şimdi sadece Ctrl C ile kaydetmek, Unity'ye dönmek ve player seçiliyken sağ taraftan apply demek yeterli. Ve bunu kaldırıyorum. Şimdilik hiyerarşiden deneme yapacağım çünkü. Sahneyi de görüntüye getirdim. Play kısmını da biraz şöyle büyüttüm. Artık şu anda çalıştırabiliriz. Bir normal çalıştıralım. Önce o şekilde bakalım. Sol ekranda da kendimiz görelim neredeyse. Şurada. Biraz daha yataydan bakalım. Ve hareketimizi yaptığımız zaman bize doğru gelsin. Şöyle. Bize doğru gelsin. O egzozların, thrusterların hareketini bu şekilde yapmış olduk. Geri kaçarken şu anda mesela bizim baktığımız yöne doğru silahı ileride olduğu için oradan anlayabiliyoruz. Eğer ileri doğru giderse thruster geriye doğru. Geri kaçarsa bize doğru geri kaçmış oluyor. Yani şöyle bize yaklaşırken de
thrusterlar öne doğru gidiyor. Biz birazdan buna bir particle sistem de ekleyeceğiz. Yani böylelikle alev çıkartacağız thrusterların ucundan. O zaman biraz daha gerçekçi olacak ama ondan önce yapacağımız bir işlem bir deneme yapmamız lazım. Çünkü multiplayer bir oyun üzerinde çalışıyoruz. Şu anda eğer ben Ctrl B ile derleme yaparsam ve diğerini de çalıştıracak olursam olmayacak. Çünkü thruster'ın yani egzozların hareketinin network'te farklı player'lar arasında gidip gelmesini sağlayacak işlemi henüz yapmadık ama olmayacağını yine de bir göstereyim. Bunu minimize ettik. Kendimizinkini çalıştırdık. Bizimkini host olarak çalıştırdım. Diğerini de client olarak çalıştırdım. Diğerini görelim. Nerede? Şurada. Şu ikinci player. İkinci player açalım. İkinci player bakın ileri geri giderken onun thrusterları, egzozları hiç hareket etmiyor. Çünkü yapacağımız bir işlem daha var. Onu yine de bir göstermek istedim size. Şimdi player prefabini tekrar hiyerarşiye koyuyoruz. Çünkü onun üzerinde çalışacağız şimdi. Ona bir komponent vereceğiz. Doğrudan doğruya player'e. Sağ taraftan biraz kalabalıklaştı. Şöyle birkaç tanesini şimdilik minimize edelim. En altta yeni bir network komponenti ekleyeceğiz. Network kısmından Network Transform Child. Şu alttan ikinci sırada. Onun ayarları da var. 5-6 tane. Target olarak şu ikinci sıradaki num yazıyor şu anda. İşte oraya egzozları yani thrusters neredeyse onu alıyoruz. Şuradan. Şurada. Onu sürükleyeceğiz ama player'ı seçmeniz gerekiyor. Player seçilirken sağ tarafta Network Transform Child görüntüdeyken sol taraftan thrusters alıyoruz. Buradaki target kutusunun içerisine bırakıyoruz. Threshold değeri tamam. Yalnız şu movement faktör 0 yapılacak. Çünkü hareketle ilgili bir olay yok. Yani network'teki oyuncular arasında bu egzozun yer değiştirmesiyle ilgili bir bilgi göndermeyeceğiz. Sadece rotation ile ilgili göndereceğiz. O yüzden movement'la ilgili faktörü 0'a çektim ama rotation'la ilgili faktörü de biraz küçülttüm. .3 yaptım. Biraz önce .5'ti. Rotation axis'te sadece x ekseni etrafında ki dönüşlerini network trafiğinde gönderip almamız gerekiyor. Yeterli yani sadece x ekseni etrafında. Ve bir de yukarıdaki neredeydi? Player Controller'da değil. Player Setup'ta. Evet. Player Setup'ta hatırlarsanız oyun başladıktan sonra bizim dışımızdaki player'ların bazı komponentlerini disable yapmıştık. Çünkü problem çıkartıyordu. Daha önce 5 taneydi. Şimdi 6.'yı yapacağız. Onun için size kutusuna 6 yazıyoruz. Ve bu kutunun içerisinde de animatörü getirip bırakacağız. Animatör komponenti de onu görüntüye getirelim. Şu alttan ikinci sıradaki şu animatör komponentini alıyorum. En alttaki boş kutunun içerisine bıraktım. Böylelikle daha önce 5 taneydi. Components to disable yani disable yapılacak komponent sayısı 5 taneydi. Onu 6 tane yaptık ve animatörü de son sıraya ekledik. Bu da önemli bir ayar. Şimdi artık yine player seçiliyken sağ taraftan apply diyoruz. Sık sık yapıyorum bunu. Yine silip hiyerarşiden çıkartıyorum. Çünkü biliyorsunuz onu hiyerarşik kısmına yani sahneye Network Manager kendisi koyuyor zaten. Böyle boşta duran bir player hiçbir zaman bırakmıyoruz deneme yaparken. Şimdi artık Ctrl B ile yeniden o demin olmayan denemeyi tekrar deneyecek olursak bu sefer ikinci player'ın o thruster hareketini yani egzoz hareketini de görür hale geleceğiz. Bunu minimize ettim. Kendimizinkini çalıştırdım. Bizimkini host olarak devreye soktum. Diğerini de client olarak devreye soktum. Şu her ikisini önce bir görüntüye getirelim. Yan yana görelim. Aslında yan yana görmek de şart değil. Player 2 hangisiymiş? Şu. Hemen bize yakın olan. Onun sadece thrusterlarının çalıştığını görmemiz yetecek. Şu player 2. Player 2 açtım. Aşağıdaki minimize ettiğimi tekrar ortaya getirdim ve gördüğünüz gibi demin olmayan, çalışmayan network'teki diğer player'ın
thruster hareketini görebilir hale geldik. Şimdi o alev kısmını yapacağız. Yalnız onu yapmadan önce şu player'ı tekrar hiyerarşiye alıyorum. Yaklaşalım ona. Şey çok büyük kaldı onun. Şu çok basit yaptık gerçi ama basit olsa bile yaptığınız şu tabancası çok büyük. Onu küçültmek istiyorum. Sadece şöyle yapacağım. Neredeydi? Kameranın altında gun. 3 tane küpten yapmıştık biliyorsunuz. 3 tane küp objesi. Şu bir parça, şu ikinci parça. Bu da üçüncü parçaydı. Onları tek tek scale de yapabilirim. Veya doğrudan doğruya onların parent'ı olan gun seçiliyken onu da scale yapabilirim. Şimdilik öyle yapayım, daha kolay. Nokta 3, nokta 3, nokta 3 veriyorum. X, Y ve Z scale değerlerini. Yani %30 kadar bayağı bir küçülttüm. Böyle daha normal bir yere geldi. Bir de pozisyonunu biraz ayarlayalım. Biraz şöyle aşağıya, biraz kenara doğru. Zannedersem böyle daha iyi olacak. Thruster değmiyor. Tamam. Bu şekildeyken player'ı tekrar apply diyerek prefab'inin de kalıcı hale gelmesini sağladım. Şimdi sırada o şey var. Particle efekt var. Onu yapacağız. Onun için öncelikle Unity ile beraber gelen bir paket var. Import Package kısmından Particle Systems'ı istiyorum. Ve onun içerisinden sadece bir tanesini alacağım için, daha doğrusu sadece Particle Systems alacağım. Editörle, Standard Assets ile, Cross Platform Input ile ilgili diğer bir sürü şey var. Bize burada tavsiye ettiği. Onlar lazım değil. Onun için önce None düğmesine basıyorum. Sonra sadece şuradaki Particle Systems'ı dahil ediyorum. Ve Import diyorum. O burada Standard Assets isimli klasörün içerisinde, Particle Systems'ın içerisinde, Prefabs'ın altında bir takım hazır prefabler getirdi. Yanlış söyledim. Açtım daha doğrusu. Prototip değil de şu Particle Systems açar. Onun içindeki prefabs'e bakarsanız oldukça çok sayıda hazır particle efektleri var. Bize en üstteki Afterburner, egzoz çıkışındaki alev için kullanabileceğimiz Afterburner lazım. Şimdi onu şöyle yapalım. Player'ı minimize edelim şimdilik. Afterburner'ı sahneye alalım. Şu anda kim bilir nerede o? Hemen bakalım. Üstüne çift tıklarsanız uzaktan şöyle görebilirsiniz. Aşağıda mı kalmış? Şurada. Şimdi gördüm. Onu biraz seçiliyken yukarı çıkarmak niyetindeyim. Y'de. Şöyle yukarı çıkartalım biraz şimdilik. Tam olarak görebilelim. Çünkü biraz önce platforma gömülmüş vaziyetteydi. Şu ışık simgesini de kaldıralım buradan. Light sanırım o. Evet. Onu da kaldırdık. Hatta Particles'ı da kaldıralım. Hazır buradayken. Bunun bazı ayarlarını değiştireceğiz. Bir defa unutmadan bunu sadece görüntüsünü kullanacağımız için seçiliyken Afterburner sağ taraftan önce script kodunu, yani Afterburner Physics Force, bunu buraya öyle koymuşlar ki bu script kodunu. Bu efekt aynı zamanda fiziksel olarak bir itici güç de sağlıyor. Yani ben bunu bu şekilde player'a bağlarsam bu script yüzünden player'ı da ileri doğru ittirmek isteyecek bu. Biz onu istemiyoruz. Sadece görüntü olarak kullanmak istiyoruz. O yüzden buradaki script'i kaldırıyoruz. Remove Component. Sphere Collider o script için lazımdı. O yüzden onu da kaldırıyorum. Sonra Start Lifetime'ı biraz daha hem yakından bakalım. Afterburner'ın normal ayarlarına geldik şimdi de. Start Lifetime'ı 0.3'ten 0.1'e düşürüyorum. O zaman biraz daha nasıl diyelim, kesintili gibi bir görüntüsü var. Ve Start Speed 20'dir. Pardon 32'dir. Onu 5 yapalım. Böylelikle daha yavaşlatmış olduk başlangıç hızını küçültmekte. Başlangıç büyüklüğünü de 0.2 ile 0.4 arasında olacak şekilde ayarlayalım. O zaman biraz daha küçültmüş olduk. Tabii ki o zaman yaklaşmamız gerekecek. Neden küçülttük? Çünkü bizim player'ımıza uygun ölçüye getirmek istiyorum. Bir de son olarak emisyon kısmında emisyon rate'i 80'den 120'ye çıkartıyorum. Böylelikle biraz daha çok hızlı bir şekilde emisyon yapmış oluyoruz.
Bir de bunun kendi altında, yani afterburner'ın altında bir tane daha var. Particle effect. Onun ismi glow. Onu da bir iki ayarını değiştirelim. Bir defa onun da bir script kodu var. Gerekmediği için kaldırıyorum. Sadece görüntüsü gerekli bize. Ayrıca onun da start lifetime yerine her ikisini birden .2 yapıyorum. .5, .75 gibiymiş. Onları azalttık. Start speed'i 32'den 4'e düşürüyorum. Ve start size'ı da yine şurada .5 ile mesela .6 arasında az bir farkla bir değişiklik göstersin. O şekilde ayarlamış olduk. Bir de bunu şimdi artık thrusters'ın tam üstüne getirip koyacağız. Yani egzoz çıkışına. O yüzden bu afterburner'ı player'ın içerisinde, player'ı açtım şu anda. Thrusters'ı buldum. Yapacağımız şu afterburner'ı alıp thrusters'ın üzerine getirip bırakmak. Onun alt elemanı olmasını sağlamak. Yeri şu anda aynı yerde kaldı. Tam egzoz çıkışını almak için tek yapmamız gereken önce sağ taraftan reset position demek. Reset position dedikten sonra biraz şöyle geriye doğru alalım. Perspektiften çıkalım. Tam sol taraftan bakalım. Bu arada tabii afterburner'ı tekrar görüntüye getirmemiz lazım. Şu anda tam left'ten bakıyoruz. Böyle perspektiften çıkıp da tam soldan bakarsak yerini çok daha kolay ayarlayabiliriz. Tam egzozun çıkışına getirdim. Bir de döndürelim. Tam bu açıdan bakarken. Şöyle iyi gibi. Yine move fonksiyonuyla egzozun biraz şöyle içine doğru alalım. Sonra fronttan bakalım. Tam fronttan bakarken bu sefer de sağ tarafa doğru kaydırıyorum. Bu açıdan bakarken de biraz döndürmemiz gerekecek. Yine rotation'a geçtim. Bu açıdan bakarken şöyle biraz döndürdük. Ve değişik açılardan bakıp kontrol edebilirsiniz. Düzgün gözüküyor. Yine tam fronttan bakarken yukarıdan da eğer globale geçerseniz eksen sistemi olarak bunun aynısından bir tane Ctrl D ile kopyalayıp diğer tarafa alabilirsiniz. Onu da yine tekrar lokale dönüp rotation'la tam zıt yönde çevirerek normal hale getirmesini sağlayabiliriz. Yalnız Ctrl D'ye basamamışım. İsmini düzeltecektim. Onu hemen tekrar yapıyoruz. Bu right afterburner right player'in kendisine göre. Bundan bir tane Ctrl D ile bir kopya aldım. Şimdi artık taşıyabiliriz. Şöyle taşıyoruz. Rotate ile döndürüyoruz. Şöyle biraz. Şöyle uygun gibi. Ve değişik açılardan yine bakarak kontrol edebiliriz. Ama ismini de bu arada düzeltmeyi unutmayalım. Bu da sol taraftaki alev çıkışı. Böylelikle afterburner right ve left düzenledik. Değişik açılardan şöyle yine kontrol ettik. Tamam. Kontrolümüzü yaptık. Artık player seçiliyken Apply diyoruz. Kalıcı hale getirdik ve siliyoruz player'ı. Sildikten sonra da yine bir denememizi yapalım. Ders kapatmadan önce. Hatta File Save Scene, File Save Project de diyelim. Visual Studio'yu bile kapatabiliriz. Hepsi kayıtlı çünkü. Şimdi artık Ctrl B ile bir derleme yapalım. İkisinin birden çalıştığını görmüş olalım aynı zamanda. Minimize ettik. Bizimkini çalıştırdık ve host olarak devreye soktuk. Diğerini de client olarak devreye soktuk. Şöyle bakalım. Tabii ki perspektif görüntüye geri dönmek iyi olabilir. Biraz önce hatırlarsanız perspektiften çıkmıştık. Şu anda player'ların ikisi birden şu şekilde görüntüde. Evet, bu dersimizde de yapacaklarımızı tamamladık. Hem egzozların hareketlerini yapmış olduk. Hem de onlara bir particle effect verdik. Bu aslında particle effect'in devamı da yapılabilir. Şu şekilde ileri doğru veya geri doğru giderken alev çoğaltılıp tam
stabil durumda beklerken şey çoğaltılabilir, alev miktarı. Onu yapabiliriz. Ama sonuç itibarıyla bugünkü kısmı tamam. Öbür player zannedersem gravity de vermediğiniz için aşağıda düşmeden yukarıda kalmaya devam edecektir. Ona yetiştik. O aslında hareket etmemesi gerekiyor ama rigid body olduğu için demin ben ona çarpmıştım bu şekilde. Daha tabii ki eksiklerimiz var. Onları da tamamlayacağız. Eğer tam arka tarafına dolaşır da arka tarafından şöyle vurabilirsem onu yavaşlatmış oluruz ama henüz daha tam oynanacak hale de gelmiş değil. Neyse, bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki derste yine yeni ilavelerle devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.